Çocuğuna iki hafta uzadı. İşte biz bunu nasıl telafi edeceğiz? İşte çalışma planımız şöyle olacak. İşte aktivitelerim bu olacak. Uyku düzenin şu olacak şeklinde. Her başarılı insanın yaptığı planlamayı çocuklarıyla birlikte yapmaları gerekiyor. 2 Mart'ta başlayan yüz yüze eğitimde ilk hafta geride kaldı. Okul öğrencilerinin %80'i, liselilerin ise %74'ü okulların yolunu tuttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'da artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı'nı kabul eden Şentop, ülkemizin huzura kavuşması için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Afganistan'da şiddetin arttığı da bizi üzüntüye sevk ediyor. Son 7 yılda en yüksek seviyeye ulaşan bu şiddet olaylarının son bulması, ülkemizin barış ve huzura kavuşması için Türkiye olarak üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazır olduğumuzu tekrarlamak isterim. Afganistan'ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel işbirliğinin öneminden hareketle yeni girişimlerimizin yanı sıra çok taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da Afganistan'a katkılarımızı devam ettirmek yönünde karar aldığımızı ifade etmek isterim. Çay baba da yapacak, çay çabuk. Efendim, Libya'daki gelişmelerle devam ediyoruz. Libya'da Temsilciler Meclisi yeni hükümete güven oyu için Sirte kentinde toplandı. Başbakan Dibey yeniden bir savaşa izin vermeyi istedi. Dibey ayrıca Libya'nın Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'de gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandığını da söyledi. Temsilciler Meclisi Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçtiği Dibey'de başbakanlığındaki hükümete güven oyu oturumu için toplanıldı. Başbakan Dibeybe mecliste hükümet programını okudu. Tüm taraflar savunma bakanlığını istiyor, yeniden bir savaşa izin veremeyiz dedi. Ülkedeki yabancı paralı askerler konusunun Libyalıların sırtında bir hançer olduğunu söyleyen Dibeybe, Libya'nın paralı askerlerden arındırılması gerektiğini dile getirdi. Başbakan Dibeybe ilk aşamada savunma ve İçişleri Bakanlıkları görevlerini de üstlenecek. Dibeybe, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasına da değindi. Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı, dedi. Sayın seyirciler, Hindistan, ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanları sınır dışı etmek istiyor. İşte bu kapsamda işgal altında tuttuğu Cammu Kaşmir'de geri gönderme merkezi kurdu. Japonya ise Arakanlı Müslümanlar için 19 milyon dolar ve desteği sağlayacağını duyurdu. Arakanlı Müslümanların çilesi bitmiyor. Hindistan ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların peşine düştü. İşgal altında tuttuğu Cammu Keşmir bölgesinde eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirdi. Bölgedeki en az 168 Arakanlı Müslüman mülteciyi buraya gönderdi. Hint makamlar bölgeye sığınan 5000 Arakanlı mültecinin kaydının tutulduğunu, ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edileceklerini söyledi. Ülkede yetkililer yüzlerce Arakanlıyı 6 Mart'ta bir stadyumda toplamış, koronavirüs testi iddiasıyla kişisel ve... Bunlar maskeyi koronavirüs almıştı. Bunlar aslında maskeyi koronavirüs aldı. Arakanlı Müslümanlara yardım haberi geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı, baskı ve zulümden kaçan Arakanlılara 19 milyon dolar finansal destek sağlanacağını duyurdu. İBE kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları iyileştirilecek. 600 bin kişiye gıda yardımı ulaştırılacak. Uluslararası raporlara göre Myanmar ordusu etnik temizlik uygulayarak 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslümanı öldürdü. Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı ise 900 binden fazla. Değerli izleyenler, Kocaeli'nin yarım yüzyıllık hayali gerçek oldu. Nisan'da ihaleye çıkarılması beklenen Kartepe Teleferik Hattı projesi tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hattın tüm bileşenlerinin sanayi işbirliği programı kapsamında yurt içinde üretileceğini belirtti. Kartepe, Marmara'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 50 yıllık teleferik hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.
Nisan'da ihaleye çıkılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hattın tanıtımına katıldı. Projede sanayi işbirliği programından yararlanılacağını söyledi. Tedarik edilecek ürünün üretiminin yanı sıra banana o şeyin kürekleri yabalasaydı kürekledim mi? Banana o sürdüğüm kemresini. Bakan Varank dünyanın geçtiği süreçte yerli ve milli sanayinin önüne dikkat çekti. Dünyanın önde gelen ülkelerin Suriye'nin ben yurdan ağrı götüreyim ha. Dağlık Karabağ kalemini berden geçsen tozum vurayım. Gerekli hassasiyeti bunu da vurayım ben de vurmuyor aşı namı. Bunlar adam vurmuyor aşı bizde. Ben bilmiyorum vuruyuz acaba. Gelebileceği hiçbir zorluk yoktur. KTP teleferik hattı için 10 kişilik kabinler planlandı. Kuzey Ayna Tabiat Parkı'nın başına sağlayacak hattın uzunluğu 4.7 km. Sen gırtlağın çubuğu eksik etmişsin. Ondan vurmazlardır sağa. Efendim Karadeniz'e Akdeniz'e bağlayan yolun yapımı bütün hızıyla sürüyor. Yol tamamlandığında iki bölge arasında ulaşım süresi yarı yarıya azalacak. İşte bu sayede ülke ekonomisiyle ticareti de önemli katkı sağlanacak. 140 yıllık rüya gerçek oluyor. Karadeniz bölgesini Akdeniz'e bağlayacak en kısa yolda sona yaklaşıldı. Ordu'dan başlayan Karadeniz-Akdeniz otoyolu Sivas-Kayseri ve Kahramanmaraş üzerinden Adana ve Hatay'a uzanacak. Geçmişte 16 saati bulan yolculuk süresi yolun yapımı ile birlikte 8 saate kadar düşecek. Ekipler yolu yıl sonuna yetiştirmek için hummalı bir çalışma içinde. Birçok tünel ve viyadüğün yer aldığı projenin sadece Ordu kesiminde 15 tünel bulunuyor. Yol tamamlandığında ticaret ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak. Türkiye'den fazla fındık, bal ve kivi üreten iliz. Biz ürettiğimiz kiviyi Sivas'a götüreceğiz. Kayseri'ye götüreceğiz. Yahut fındığı turfand olarak, kapsüllü olarak İç Anadolu'ya götüreceğiz. Bu yol üzerinde 50'ye yakın il var. Hem o illerin ürettiği ürünler Karadeniz'e inmiş olacak hem de bizim ürettiğimiz ürünler bu bölgelere inmiş olacak. Yapımına 2004'te başlanan ancak son 2 senede ivme kazanan projenin bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor. Bir projenin ayrıntısıyla daha devam edelim. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının Eylül ayında performans testlerinin yapıldığı hatta yüksek hızlı tren ilk kez Sivas kent merkezine girdi. 25 Ocak'ta performans testleri başladı. 44 gün sonra yüksek hızlı tren ilk kez Sivas kent merkezine girdi. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı. Test sürüşleri kapsamında tren Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinden yola çıktı. Yozgat ve Sivas arasında ray ölçümü yapıldıktan sonra ilk kez Sivas kent merkezindeki tarihi tren garına girdi. 404 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında 46 tünel, 53 viyadük ve 8 istasyon bulunuyor. Hatta ilk seferin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında trenle Ankara-Sivas arası 2 saate, İstanbul-Sivas arası ise 5 saate düşecek. Efendim sıcak, önemli bir gelişme aktaracağız. Mecliste 5 siyasi partinin uzlaşmasıyla kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu kuruldu değerli izleyenler. Bir kez daha tekrar edelim, önemli. Dün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu talep bir kez daha dile getirilmişti. İşte mecliste 5 siyasi parti uzlaştı, anlaştı ve kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu kuruldu. Bundan sonra komisyon alanında çalışmalara başlayacak ve devam edecek. Bunu bir kez daha belirtelim. Kadına yönelik şiddeti araştırma komisyonu